Müslüman savdogarının adamlar bilan bo'ladigan muomalasi. Modamki biz aytayotgan savdogar musulmon ekan, u shu narsani esdan chiqarmasligi kerak. Boshqalardan o'zini muomalasi bilan, axloqi bilan ajralib turishligi kerak. Savdodagi kechirimlilik, bag'rikeng muloyimlik. Sahih Buxoroda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Rahimallohu rajulan samahan idza ba'a va idza ishtara va idza qada va idza iqtaba." Sotganda ham, olganda ham, hukm qilganda ham, talab qilganda ham kechirimli va muloyim bo'lgan kishini Alloh rahmat qilsin. Demak, savdogar odam, musulmon savdogar odam muloyim, kechirimli, halim inson bo'lishligi kerak. Qo'pollik musulmonga umuman hech qaysi holat yarashmaydi va xususan savdo qilgan paytda. Ayrim do'kondorlar bor, oldiga borganda bezillaysan. Kirgani shu haliga qo'mboy qarashidan yoki qo'pol gapirishligidan bezillab ostonasini oxlagani uyalasan odam. Kirgan ham kelmaydi. Shuning uchun o'zimiz savdo qilamizmi do'konimizda yoki bir odam ishlatamizmi, shu narsani doim tayinlaylikki, bizni do'konga kirgan odam eng kamida shirin muomalamizdan huzur olib chiqib ketsin. Agar mo olmasa. Tabassum fi vajhi akhika sadaqatun. Birodaringning yuziga qarab tabassum qilishing ham sadaqadir deydi. Qiyinmi shu ya? Qiyinmi? Muomalasi qancha desa, unga qarab turib olasanmi o'zi deydiganlar bor. Olasanmi deydi. Yo'q, olmayman. Olmasam so'ramadim bu narsani. Olamanmi, olmayman, bu seni ishing emas. Sen savdogarmisan, sendan so'radimmi, sen chiroyli muomala qilishing kerak. Ikkinchidan omonatdorlik. Mana omonatni ma'nolari juda bir keng. Endi bizga taalluqli joyi bir odam sizga pul berdi-da 100 so'm berdim deb turib 150 so'm berib yuboribdi. 50 so'm oshib berib yuboribdi. Mana shu narsani qaytarib berishlik omonat. Va qaytarib berib turib qoyil qolishini kutish kerak emas. Ya'ni bu tabiiy narsa. Masalan, namoz o'qib turib namozxonangizni pesh qilishingiz to'g'ri emas, men namozxonmanman deyishingiz. Xuddi shunga o'xshagandek, pulni oshchasini qaytarib, oshchasini qaytarib berib qo'yishingiz bu siz qilishingiz kerak bo'lgan tabiiy ish, bu bilan faxrlanishingiz kerak emas. Modamiki musulmon bo'ladigan bo'lsangiz. Amonat. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi. Ahzob surasida Astag'fir billah. Inna aradna al-amanata alas-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahminnaha wa ashfaqnaha minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni, omonat deganda dinni tushunamiz. Shariatni, Qur'onni, Islomni. Alloh taoloning hukmlarini bajarishlik bu omonat. Inson o'zining ixtiyori bilan dindor bo'laman deyishligi omonatni yelkasiga olishligi. Alloh taolo aytadi, biz bu omonatni osmonlarga, yerga va tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik, ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u inson o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Eng katta omonat bu din. Alloh taolaning hukmlari. Demak, boyaga oshiqcha narsani qaytarib berishlik ham yelkangizdagi omonat. Bu uchun rahmat kutmang. Alloh aytadi boshqa oyatda, albatta Alloh sizlarni omonatlarini o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Omonatni qaytarib berishlik siz bilan biz yelkamizdagi farz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam omonat haqida nima deganlar? Addil amanata liman i'tamanaka va la taxun man xonaka. Senga omonat qo'ygan kishini omonatini yetkiz, ado qil. Senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma. Xiyonat qilganga ham xiyonat qilma. Endi xiyonat qilmaganga qayerda xiyonat qilish mumkin? Rostgo'ylik. Bir do'konga kirasiz, menga falonaqa narsa kerak bormi desiz, uni nima qilasiz deydi. Mana oling deydi. Yo'q deb qo'ymaydi. Aytib qo'yaver yo'q bo'lsa. Rostgo'ylik unaqa narsa yo'q deb. Uni o'rniga qanaqa narsa bor desa, keyin ayt. Yo'q, unaqa emas. Ehtimol sen aytgan narsa menga kerak emas. Munosabat bo'lsa, yo'q, u nima qilasiz deydi. U
Mən alayım mən Rasul. Nıqda oradı, nıqda oradı, ah zeyrik bir edəsiz. Yox deyişlikdən yönməyirik. Razgör böləyirik. Allah etədi, Estaizu billah. Ya eyyuhallazina amanu taqullaha ve kunu ma'as-sadiqin. Ey müminler, Allah'tan korkunuz ve imanları da razgör bölgen zatlar bilen birge bölünüz. Eğer etrafınızdaki adamlar razgör bulsa, şundan kasırlanasız. Atrofizdagilar kazzoblar, xiyonatkorlar bo'ladigan bo'lsa, xiyonatkorlar bo'ladigan bo'lsa, undan ham ta'sirlanasi bo'lyapti-ku. Shuning uchun Alloh taolo sodiqlar bilan birga bo'linglar deb buyuryapti. Yaxshi odamlar bilan birga bo'laylik. Yomon hunari bormi? Tashlamayapti hunarini. Uzoqlashaveraylik. Rozg'ori haqida. Sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Alaykum bis-sidq" فَإِنَّ الصِّدْقَ يَحْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِي إِلَى الْجَنَّةِ Razgörlüydü, özüylerge lazım tutuylar. Umumun hayatta hala cephasıdır. Fakat sağda olamaz. Çünkü razgörlük, yakşilik yetekliydi. Yakşilik, cennetke başlaydı. Bir kişi, razgör buluştuğunda davami buladı. Allah da Allah'ın huzurunda, razgörlerden de yazı koyuladı. Bir tane razgör bu kalmayken olsa, sekin sekin razgörlerden de torusuna ait de, toru yapırıp, toru yapırıp yürüdü de, razgörlerden de yazılıp kalabı. Peygamberimiz etediler, وَاِيَّكُمْ وَالْكِذْبِ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِ اِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِ اِلِى النَّارِ Yalgançılığından ihtiyat buluyorlar. Çünkü yalgançılık günah yeterliydi. Günah ise cehennemde başlaydı. Bir kişi yalgançılığında davami buladı, Allah da Allah'ın huzurunda kezzablardan, yalancılardan da yazıp koyuladı. Şuna liga, bitti yalan yapıdız, işi tuttu. O zaman da iş tuttu yaptı. Yol körmedim mi? Ömür anladım dedi. Ha dedi, toza mal dedi. Toza dedi. Fakat o kerupken herhangi başkaçı oladı. Özür işi bitti neyse. Şimdi Allah da Allah'ın huzurunda yalancıda yazıp koyularken, bu dünya diyen bana da yalancı diyen yazıyor peşemesinde. Sebabı bitti adamda aldadı, iki de adamda aldadı. Adamlar aytadı birbiri geçeyi, ona o dedi yalancı dedi. Kerapkasını başka koyup, soktana sana asıl nasıl da satadı, ondan ama dedi. Dünyada özü de yalancı diyen lakab giyer. Ya ki yalancı diyen namge gibi olabilir bunda insan. Ondan taşları Peygamberimiz sırasını anlatkenler, Müslümandan yalancı buladı mı da soruşken de Peygamberimiz yok değil. Yalancı adam Müslüman bulmaydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin sahihlerde kirtirini hadis etediler. Savdalaşırken iki kişi ta acralıp gitme günleri için ihtiyarlıydırlar. Eğer o ikisi ham savdası da razgöy ve aşkar bulsalar, onların savdası barakatlı buladı. Eğer onlar kezzab bulsalar ve yaşırsalar aybarını, ihtimal fayda kılar. Ama Allah Ta'ala onların savdalarını, barakasını yok kıladı. İhtiyarlı degani alış olması ya ki satış satması ihtiyarı da. Şimdi aldı sattı, baraka kıldı mı tügeldi. Eğer bana şu savdası da ikilesi yani raz yapırken olsa, aşkar bulgen olsa, yani ayıbı olsa, etken olsa. Ama telefon bir gün getirdi bataryakası. Ve satıyken torusunu etsin. Nerede adam etmezsin, başka pulun yok, aşına edemezsin. Çünkü başka pulu var. Eğer yok bunun deyip durup yalan gibi alıyken olsa, bu savdada baraka yok buladı. Faydalanadı, doğru, yakışık faydalanadı. Lekin barakat, özü barakat mı neydi özü? Barakat mı neydi? Adamlar baraka nimaligini biler mi kim? Rızkın o köpeği miydi hem azeyi miydi? Bugün topladığın pulun anıp öşü sunma keledi. Fakat bu sunma barakası bilen kemiydi.